İyi olur. Aman Eda, telefon edersin, annemlerdeyim dersin, ne olur. İyi hadi, sen tut da ben onu arayayım. Ay, çantanın içinde de hiçbir şey bulmuyor. Ay bırak düşsün, alırız. İşte biz periyiz. İstersek sihirle alırız, istersek sihirle ararız. Unutuyorsun galiba peri olduğumuzu. Fanilerle yaşaya yaşaya bunu unuttunuz. Betüş de sen de pes yani. Kapalı. Arabada herhalde. Nereden anladın? Ya bunların arabasında ABS diye bir sistem var. O yüzden freni etkilediği için arabaya bindiği zaman Yavuz da telefonunu kapatıyor. Hadi ben gideyim bari. Ay bu da gideceğim gideceğim diye tutturdu. Ya Yavuz'u dondururuz. Aa, sonra da çözeriz tekrar dönerken. Bize gidelim bir çay içelim. Ay anne kocamı mı donduracağım? Ay hiç yapmadığımız bir şey mi? Ne zaman başımız sıkışsa fanileri dondurmuyor muyuz? İnat etme kızım. Ay baban kaç gündür seni sayıklıyor. Hadi gidelim bize bir çay içeriz. Bilmiyorum yani karar veremedim. Babanı görmek istiyor musun istemiyor musun? Cevabını evet olarak kabul ediyorum. Ne inatçı kadınsın ya. Baba, baba niye durdu? Baba herkes yine korna çalıyor. Gitmemiz lazım. Çözemiyorum ki. Of ne yapsam ki? Ha, en iyisi arabayı ben kullanayım. Tuttur da evime gideceğim, evime gideceğim diye. Bütün gençler böyle zar. Anne baba işin içine girdi mi? Ah, bir inat, bir inat. Ne olur iki dakika gelse çayını içse gitsin. Ay. Geliyorum anne, daha ne istiyorsun ya? Ay, naz, naz. Anne, yedin beni. Değil pabuç. Oo, kızım gelmiş. Merhaba babacığım, nasılsın? İyiyim kızım. O kadar az geliyorsunuz ki sizi çok özlüyorum. Aman baba, yine mi sitem ediyorsun? Biliyorsun Toprak kreşe başladı. Yavuz'un da işleri çok yoğun. O yüzden eskisi kadar sık gelemiyorum. Gene gelmeyecekti de ben çok ısrar ettim. Sağ ol Dudu. Kerata'yı sahiden çok ama çok özlemiştim. Ben de seni çok özledim babacığım. Hadi, size bir çay ikram edeyim. Tea time. Sihirli akşamlar. Sihirli akşamlar. Aile saadeti kokumuzu aldın, hemen damladın.
Öylesine uğradım ama özel bir şey konuşuyorsanız gideyim. Aa, olur mu öyle şey Periyantizm? Gel otur. Dudu, yani bazen çok ayıp ediyorsun Perihan'a. Alıştım Allah artık Taceddin'cim, aldırmıyorum. Çay? İçine zehir koymazsan alırım. Eda'cığım, sen bu saatte buradasın. Toprak nerede? Yavuz'la beraber yuvadan eve dönüyorlardı. Dı. Eda buraya gelebilsin diye dondurdum. Nasıl yani? Şöyle yani meraklı Perihan. Eda'ya buraya gelmesini söyledim. O da Yavuz'la Toprak eve gelecekler. O yüzden gelemem dedi. Biz periler nasıl zaman kazanırız? Zamanı durdurarak tabii. Ben de dondurdum. Trafikte. Evet. Trafikte. Ay biz bunu hiç düşünemedik. Aa, ayol nereye gitti bu şimdi? Nereye olacak? Yavuzları bulmaya. Ayol koskoca İstanbul trafiğinde onları nereden bulacak? Ah Dudu, ah ne düşüncesiz kadınsın. Akan trafikte Yavuz dondurulur mu? Ya bir kaza yapsa, ya aniden durduğu için ceza yese? Ay ben ne bileyim fanilerin trafik kurallarını. Ha şoför müyüm ben? Aman Perihan, Perihan ne olur hadi aç şu aynayı da bir bak. Hadi hep beraber bakalım Yavuz nerede? Açsana aynayı Perihan, açsana. Tamam Taceddin'cim, tamam. Panik yapma lütfen. Aman tanrım, trafiğe bakın. Ay ne olacak bu İstanbul'un hali? Günde 500 bin araba çıkarsa piyasaya böyle olur tabii. Yavuz nerede acaba? Aa, Suzan'cığım olmaz artık. Sen bu işleri yapmayacaksın, yorulmayacaksın hayatım. Ay bırak hayatım, bu kadarcıktan bir şey olmaz. Oo, ben ne egzersizler yapıyorum. Sen bir görsen, bunlar onun yanında hiç kalır. Sahi nasıl gidiyor şu egzersizler? Vallahi benim için çok iyi gidiyor ama Avni'ye sorman lazım bir görsen. Nefret ediyor, nefret burnundan soluyor. Beceremiyor mu? Ay becerememekten değil hayatım. Adam alışmış senelerdir salonun ortasına kazık çakıp sabit bir yerden sürekli teleskopla perilere bakmaya. Tabii hareket ediyor ya, bünyesi kaldırmıyor. Alışık değil şekerim. Her tarafı et kesiyor olmuş. Bir görsen ağrıya ağrıya yürüyor. İyi akşamlar. Ah, iyi akşamlar Avni Bey. Ha, Suzan için bitmedi herhalde. O zaman egzersiz yapmaya gitmeyiz değil mi? Ben sana yardım edeyim. Bırak, bırak, bitti. Boşları topladım, Betüş'e veriyorum, çantamı alıyorum, çıkıp oraya gidiyoruz, tamam mı? Her akşam iş çıkışı böyle gideceğiz. Bana mı hızlanma? Betüş Hanım ya, her gün gidiyoruz, hep aynı hareketler. Neye yarayacak? Aa, öyle demeyin Avni Bey. Hamilelikte egzersiz yapmak çok önemli. Göreceksiniz doğumdan sonra Suzan'cığım yine eskisi gibi güzel, sağlıklı, hoş bir kadın olacak. Ah canım arkadaşım, ağzını öpeyim seni. Ne güzel deden. Hadi biz çıkıyoruz, görüşürüz, tamam. Alatmadık. Hadi, güle güle. Güle güle, iyi egzersizler. Ya, buraya gel Allah'ım. Tamam. Efendim, Betüş Kafe buyurun. Ne? Olamaz. Tamam, ben hemen kendisine haber veriyorum. Ah, nasıl yani? Yok, yok, yok. Bu arabaların hiçbiri Yavuz'un arabasına benzemiyor. İyi öyleyse. Demek ki Yavuz'u dikkat çekmeyecek bir yerde dondurmuşum. Ya da bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Ya bir dakika, bir dakika. Eğer bir faniyi dondurduğunuzda yanında bir peri varsa o donmuyor değil mi? Yani Toprak donmadı değil mi? Eyvah, Toprağı unuttuk. Toprağa seslenelim o zaman neredesin diye. Tabii ya. Sen de böylece merakını gidermiş olursun. Bir haber çıkmadığına göre tehlikeli bir durum yok demektir. İnşallah. Merhaba anne. Merhaba Perihan teyze. Eda nerede? Yavuz da Toprağı aramaya gitti. Hemen Eda'ya haber vermemiz lazım. Karakola gitmemiz gerekiyor. Karakola mı? Neden? Toprağı araba kullanırken yakalamışlar. Ya ben nasıl araba kullanırken uyuyakalmış olabilirim?
Toprak hangi ara direksiyona geçti? Ve hadi onu da bırak. Ta Taksim'den Sarıyer'e kadar arabayı nasıl kullandı? Sadık, beni çindirir misin lütfen? Rüyadayım herhalde. Hayır, değiliz maalesef. Yani hepimiz aynı rüyayı görmüş olamayız değil mi? Bak, yeni karakoldan geldik daha. Kızım, anlatır mısın? Nasıl oldu bu olaylar? Anlattım ya baba. Trafikte giderken böyle uyuyakalmışsın. Arabalar sen durdun diye korna çaldılar. Ben de mecburen kucağına çıkıp arabayı kullandım. Açıkçası hala bana inandırıcı gelmedi. Anneanne sen anlat. Her şeye sen sebep oldun. Aa, ben mi? Ne alakası var canım annemle? Vallahi ben de bir şey anlamadım. Ben başka bir şey anlamadım. Yani şimdi bunlar niye Betüş'ü aradılar da direkt Eda'yı aramadılar? Aa, aramışlar Perihan teyzeciğim. Aramışlar Eda'yı. Da kapalıymış cep telefonu, ulaşamamışlar. Yok, benim telefonum açıktı. Aa, telefonum yok. Ay, gökyüzünde çantana koyarken düşürmüş olmalısın. He? Ne? Gökyüzü markette alışveriş yaparken Eda şey... Nerede kaldı bunlar? Açlıktan midem kazındı. Geldiler galiba. Geldim, geldim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Allah'ım, hoş bulduk. Ay, öldüm, bittim, mahvoldum ya. Ay, ay, ay söyleme abi. Ölüp bitecek ne var? Alt tarafı birkaç saat egzersiz yaptın. Aman, aman şunları yapmaya giderken beni götürmesen olmaz mı? Tek başına git ya. Çocuğu zaten tek başıma doğuracağım Avni. Bari egzersizlerde partnerim oldu, biraz desteğini hissedeyim. Ya nereden çıktı bu ebeveyn kulüpleri? Kim buldu bunları ya? Söylenme Avni. Oraya herkes karı koca olarak gidiyor, görmüyor musun? Doğumu yapana kadar sen de benimle beraber o egzersizlere katılacaksın, o kadar. Hadi madem o kadar yorulmuşsunuz, kalkın da yemeğe oturalım. Ay yok, sormayın be hala. Benim işim... Ne uzatmışsın onları öyle? Çek, çek ayaklarını. Ah, vurma. Bu ne kızım? Dergi. Biliyorum, benim zamanımda da mecmua denirdi. Hatırlıyorum da. Ne yapacaksın bu dergilerle? Aa, halacığım sorma. Hani bizim gittiğimiz yer var ya, egzersizleri yapıyoruz böyle. İşte orada başka bir hamile kadın dedi ki, güzel bebek resimlerine bakarsanız sizin çocuklarınız da güzel olur dedi. Bu akılımda bütün dergileri bana toplattı getirdi. Şimdi bebek resimlerine bakacakmış. Bir de benim nazar tütsüler ve batıl inanç dersin. Herhalde bu dergilerdeki bebek resimlerine bakmayacaksın. Tabii ki bakacağım. İtirazınız mı vardı? Doğum olana kadar her gün bu dergilerden kestiğim en güzel çocuk resimlerini alıp bakacağım ki benim çocuklarım da dünyanın bu en güzel bebeklerine benzesin. Ya Sübhanallah. Gel. Abi, işim bittiyse laptopumu alabilir miyim? Ders çalışıyorum ama. Benim de ödevim var. İnternete girmem lazım. Neyle ilgili? Lozan Antlaşması'nın maddelerine bakacağım. Ansiklopediden bak, orada da var. Ama internette daha fazla bilgi buluyorum. Bu ödev benim için çok önemli. Aman adı üstünde, Lozan Anlaşması. Kaç tane maddesi var ki zaten. Buradan da baksan, ansiklopediden de okusan aynı şeyler yazacak. Üf abi ya. Sen ne yapıyorsun peki? Open yöntemini çalışıyorum. O ne ya? Matematikte yeni bir problem tekniği. Ya zaten şimdi anlatsam da anlamazsın. Liseye gelince öğreneceksin zaten. İyi bari. Senin ödevin daha zormuş. Neyse, sen laptopu kullan, ben ansiklopediye bakarım. Kolay gelsin. Sağ ol Ceren. Çıkarken kapıyı da kapatır mısın? Böyle çok ses gelince konsantrasyonum bozuluyor.
Tamam abi. Olduğunu unutmuştum. Ama onlar bunun kadar iyi değil. Ne oldu kızım? Laptop abime lazımmış. Hay aksi. E şimdi sen nasıl yapacaksın ödevlerini? Aşağıdaki ansiklopedilere bak, orada bulursun dedi. Allah Allah, hayret bir şey. Abin hala Lozan Anlaşması'nı hatırlıyor mu? Ay aşk olsun Sadık. Ya çocuk kaç gündür okuldan gelir gelmez yemeğini yiyip derslerini çalışmaya başlıyor. Hayatım, gurur duyuyorum. Sonradan açıldı çocuk. Yani böyle giderse üniversite sınavlarını kazanıp bizi şaşırtabilir. Sadık. Şekerim bak, bu ergenlik çağına girdi gireli biliyorsun dersleri sermişti. Ama şimdi aklın başına geldi. Anladın mı? Çalışmaya başladı çocuk. Ne kadar güzel bir şey. Vallahi ben de şaşırıyorum. Çilek ne yapıyor Çilek? Odada. O da kendi ödevini yapıyor. Aa, öyle mi? Aferin kızım, aferin. Ay, bu en güzelleriydi. Çilek, ne yapıyorsun orada? Ah, hiç. Kitabımın biri çantamda kalmış, onu çıkartıyordum. Kitabın nerede? A, ben sana kitap mı dedim? Defter. Çıkartıp sanıp yeniden koymuşum. Bak bende de kafa mı kaldı? İşte burada. Ben de ödevlerime başlayayım. Aa, sen mi masayı kullanıyordun? Evet. Ben de o zaman yatakta çalışayım. Hem orada yok, yumuşacık. Oo, saat kaç olmuş? Çocuklar kalkmadı mı daha? Kızlara seslendim, o odalarından çıkamadılar bir türlü. Bir de ben bakayım şunlara. Cem nerede? Ona da seslendim bin defa. Geliyorum dedi, bilgisayarın başından ayrılamıyor. Anlaşıldı. Önce kızlar, sonra Cem. Çabuk tutun, bir sabah da şu servis sizi beklemesin, ne olur. Vallahi benim çantam hazır anne, benim işim bitti. Benim bitmedi. Ya Betüş, delireceğim. Pembe kapşonumu bulamıyorum. Firuze ablana sordun mu? Sordum. Dolapta diyor ama yok. Çilek. Sen almadın değil mi? Eminsin. Ya abla, ben alsam üstünde görürdün yani. Sen de bir olsun. Mümkün değil, göremem. Çünkü ne yapıyorsun? Alıp çantana koyuyorsun. Sınıfta giyip bizim yanımıza gelirken çıkartıyorsun. Dur bir dakika, çantana bakacağım. Hayır abla, çok ayıp. Çilek, böyle bir şey yapıyor musun? Hayır. Evet. Ya tamam, bazen yapıyorum. Ablam kıyafetlerini giymeme izin vermiyor. Ben de ablamın kıyafetlerini gizli gizli alıyorum. Kızım, madem ablan izin vermiyor, niye gizli gizli alıyorsun? Ya ablamın kıyafetlerini giyme hoşuma gidiyor. Böyle kolları uzun uzun, ben onları kıvırıyorum, bana çok güzel yakışıyor. Kollarını öyle bir kıvırıyorsun ki uzuyor, ben bile giyemiyorum. Çilek, çabuk çantanı aç. Hayır. Çilek, lütfen şu çantanı açar mısın? Hadi bakalım, ver bakacağız. İşte burada. Çilek, bir daha benim kıyafetlerimi giyersen çok kötü olacak. Ayrıca özür dileyene kadar seninle konuşmayacağım. Çilek Hanım, özür dileyecek misin? Hayır anne, ben onun kardeşiyim. Madem kıyafetleri benden daha önemli, dilemeyeceğim işte. Herkes
herkese günaydın. Günaydın baba. Günaydın baba. Sabah sabah bazı aksilikler olmuş gibi geldi. Evet hayatım, kızlarımız yine bazı eşyalarını paylaşamıyorlar. Ha tamam, şimdi anlaşıldı bu suratsız olmaları. Ben artık ayrı oda istiyorum baba. Hem kıyafetlerim hem de kişisel hayatım için bu daha iyi olacak. Öyle mi abla? Evet öyle. Artık senin aynı odayı paylaşmak istemiyorum. Bunu çözerseniz sevinirim. Kızım, evimizde kaç tane oda olduğunu biliyorsun. Hem sen kız kardeşinle çok iyi anlaşıyorsun. Niye böyle bir şey söylüyorsun? Yani hiç olur mu böyle şey? Yapma lütfen. Baba, anne, bunu çözerseniz sevinirim diyorum. Ben de bu konuyu daha sonra konuşalım diyorum. Hadi bakalım, çabuk kahvaltılarınıza başlayın. Ben de Cem'in yanına gidiyorum. Efendim. Müsait misin oğlum? Evet. Aa, haydi hayatım artık bırak şu bilgisayarı da gel aşağıya. Ya bırakacağım, bırakacağım da kilitlendi. Kapatamıyorum. Yine mi? Yine. Aa, hay aksi bir virüs falan girdi herhalde. Bilmiyorum. Ay, niye sinirleniyorsun? Firuze ablana veririz teknisyenin telefonunu. Sen okuldayken çağırır şundan anlayan birini, hallettirir. Ne olacak? Yok, acelesi yok. Ben okuldan gelince çağırırız. Canım, senin burada olmana gerek yok ki. Firuze ablan tamir ettirsin onu. Sen de okuldan gelince güzel güzel derslerini yaparsın. Yok, tamam. Ben kendim gelince yaparım. Formatlarım olur biter. Hadi ben aşağı iniyorum, sen de gel. Herkese günaydın. Abi, ödevin bitti mi? Aa şey, tabii bitti. Aferin oğlum ya, vallahi yani ders çalışma rekoru kırıyorsun ha. Ve de laptop çökertme rekoru. Nasıl yani, yine mi? Ya önemli bir şey değil, kilitlendi. Okuldan gelince halledeceğim. Abi, ne zaman laptopu sana versem hep bir şey yapıyorsun ya. Ya formatlayacağım, düzelecek. Sakın, içinde bir sürü ödevim var. Hepsi silinir. Oğlum sakın böyle bir şey yapma. Ben bir teknisyen bulup halledeceğim. Kızım sen de merak etme, CD'ye kaydederiz derslerini. Aa, baba gerek yok. Ben anlıyorum laptop'tan. Hem ne gerek var teknisyene yani? Ay abi, sen de şu teknisyen fobini anlamıyorum. Geçen gün de böyle yaptın niye işte? Çilek sen sussana biraz. Hadi ye önündekileri. Birazdan servis gelecek. Görüyorsunuz değil mi? Büyüdükçe ablam da abim de bana kötü davranmaya başladı. Böyle giderse evden kaçacağım. O zaman odan da sana kalır, rahat edersin abla. Kızım niye böyle bir şey söyledin şimdi? Söylüyorum işte. Biri beni odasında istemez. Öbürü konuşmama izin vermez. Hayat bu mu canım? Bıktım artık. Servis geldi, ben gidiyorum. Çilek nereye? Beslenme çantan. Cimli cimli konuşmak yok. Ya sana ne abi? Seninle konuşan olmadı. Sen Tuğçe aşkım dediğin zaman ben sana karışıyor muyum? Bana bak. Ne? Ceren. Ne var abi? Şunlarla muhatap olmak istemiyorum. Bir şey söyle. Ben hem seninle hem de Çilek'le konuşmuyorum. Artık aranızı halledersiniz. Gel Bağcım, sınıfa gidelim. Burada bir dakika daha kalmak istemiyorum. Ya ne oldu Çilek ya? Problem var.
Ya ablam beni odada istemiyor. Abim de bana evde fasulyeden yaşıyormuşum gibi davranıyor. Bıktım artık. Bugün evden çıkardan kaçacağım dedim. Ama kimse beni ciddiye almadı. Bakın görürsünüz, ben bugün okul çıkışı eve gitmeyeceğim. Merak etsinler, kıymetimi anlasınlar. Ne? Evden mi kaçacaksın? Biz daha çok küçüğüz. Nereye gideceksin? Kabul ederse Kaan'a kaçmayı düşünüyorum. Çünkü bu dünyada en çok o beni seviyor. Günaydın. Günaydın. Niye sınıfta değilsin? Çıktım. Senin olmadığını görünce burada bekleyeyim dedim aşkım. Galiba Çilek'le ya da Ceren'le yine aram bozuk. Tam üstüne bassın. İkisiyle birden. Ne oldu ki? Ya bıktım artık çoluk çocukla uğraşmaktan ya. Betüş bak bak bak. Sana bahsettiğim belgeler bunlar. Canım ne kadar şeker bunlar. Şunlara bak bak bir de. Selam kızlar. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İdare eder. Kız. Asıl haberler sende. Dün neler olmuş öyle? Herhalde İstanbul'da 4 yaşında araba kullanmaya kalkışan tek bücür seninkidir. Şey canım, Sadık akşam herkese anlatmış olayı. Yani eniştemin de ağzında bakla ıslanmıyor. Bir aşk olsun yani Eda. Biz yabancı mıyız? Betüşler sizden dönerken karşılaştık da o esnada anlatıverdi. Hem anlatılacak malzeme değil mi kız? Bu tam benlik. Ay seninki de arabada nasıl uyuyakalmış yani? Hayret bir şey. Ya bizi şaşırdık yani. Ah Eda, bak bak sana neler göstereceğim. Şey sakıncası yok değil mi Suzancığım? Yok ayol, aşk olsun. Buyur buyur. Baksana şunlara. Ya onlar ne? Suzan'ın bebek dergilerinden kestiği bebek resimleri. 3 tanesini çok beğendim ben bunların. Doğuma kadar bu resimlere bakacağım ki benim çocuklar da bunlara benzesin. Ya bazı insanlar böyle şeylere inanıyorlar. Çok enteresan değil mi? Pardon, nesi tuhaf geliyor ki anlamadım. Gerçekten insanoğlu bazen enteresan şeylere inanıyor. Neredeydin anne? Ben de seni her yerde arıyordum. Aa, Toprak nereden çıktın sen? Ben daha demin seni yuvaya bırakmadım mı? Kaçtı. Nasıl yani? Niye? Ne oldu? Bazı arkadaşlarım dedi ki hepimiz beyazız. Sen niye karasın dedi. Hepsi bana güldü. Ben de üzüldüm. Kaçtım geldim. Anne ben niye onlara benzemiyorum? Ya neredeydin ya? Hastanedeydim. Ya hayırdır? Öf. Ya dünkü olaylar yüzünden biliyorsun işte. Ya Sadık ben çok eminim. Ben araba kullanırken uyuyakalmış olamam. Ya acaba bende Sara falan mı var ondan mı bayıldım diye hastaneye test yaptırmaya gittim. Ha yalnız Eda'nın haberi yok ona göre. Peki sonuç? Bir şey çıkmadı. Neyse sevindim. Ya ben de sevindim sevinmesine de. İçim hala çok huzursuz Sadık. Ya ben hasta değilsem ve bu kadar da enerjiksem nasıl oluyor da araba kullanırken uyuyakalıyorum? Ya bir de çocuk vardı yanımda. Allah'tan trafik sıkışıktı. Bir de hızlı gidiyor olsak o zaman kesin kaza yapmıştık. Allah korudu valla. Canım Allah korumuş zaten. Neyse canım hayatında ilk defa böyle bir direksiyonda uyumuşsun. Bir daha yapmazsın olur biter. Ya Sadık neden anlamıyorsun beni? Ben çok eminim kesinlikle ben araba kullanırken uyuyakalmış olamam. Tamam canım sen neye inanıyorsan ona inan tamam mı? Karışmıyorum ben. Ama artık şu meseleyi kapat. Unut gitsin ya. Şükür ki hiçbir şey anlamadı. Ne anlayacak? Saftirik, sarası falan var sanmış. Periler hakkında hiçbir şey bilmiyor ki benden şüphelensin. Yani bir de zeytinyağı gibi üste çıkmasan olmaz. Ortalığı karıştır karıştır, sonra geniş geniş geç sihirli aynanın karşısına seyret. Kızını sana getirdim. Onun için yaptım bütün bunları. Ay sanki başka zaman hiç kimseleri dondurmuyorsun da. Ay Taci, sana da iyilik yapılmıyor. Bir daha sana iyilik yaparsam 2 olsun. Nankör.
Güzel karım, canım karım, bana iyilik yaptın, başım gözüm üstüne. Ama madem kızımı özlediğimi biliyorsun, al beni ona götür. İşe sihir karıştırıp kızı buraya getirme, başkalarını riske atma. Bana akıl vermeye kalkma. Seni oraya götürsem ne fark edecekti ha? Söyler misin bana? Gene orada Yavuz var. Yavuz'un yanında kızınla konuşamayacağına göre gene Yavuz'u dondurmak zorunda kalacaktım. Ha öyle ha böyle. Kaç hafta kaldı benim eski tacı olmama? 8. O gün gelsin, benim için sihir yapmana gerek kalmayacak. Kızlarımı görmeye iki ayağımın üzerinde kendim gideceğim. Ama şuna eminim, sen gene onu bunu başka sebeplerle dondurmaya devam edeceksin. O zaman senin için yaptığım tacı gibi bahanelerin de kalmayacak. Bak, böyle konuşmaya devam edersen 8 değil 80 haftanın sonunda da gene böyle dört ayağın üzerinde olacaksın. Ay, sıcak bastı. Ben duşa gidiyorum. Şuna bak, sıcak basmış. Ben cehennemdeyim sanki. Ben de bir havuz bulsam da içine atlasam. Aa, üzülme bir tanem. Boş ver sen arkadaşlarını. Sen onlardan farklısın ama daha esmersin, daha güzelsin. Değilim. Aa, güzelsin bir tanem. Biz sana yalan söylemiyoruz ki. Değilim, komiyim. Hepsi bana güldüler. Anneciğim, sana güldülerse belki seni kıskandıkları için gülmüşlerdir. Heh, bu da çocuklara söylediğimiz en gerzekçe yalan. Kıskandıkları içinmiş. Ne alaka? Suzan, sen de yangına körükle gitseydin. Şey, yani kızma Eda'cığım, affedersin ama ben şimdi ebeveynler kulübüne gidiyorum. Ben de bir ebeveyn adayı olarak şunu öğrendim ki çocuklara hangi yaşta olurlarsa olsunlar dürüst davranmamız gerekiyor hayat. Şekerim, bunu biz de biliyoruz da. Ama herkes beyaz çocuk seviyor. Mesela bu resimdeki çocuk da beyaz. Demek ki çocuklarınızın beyaz olmasını istiyorsunuz. Benim gibi değil. Yani ben güzel değilim demek ki. Toprakçığım, lütfen birazcık üzülmeyi bırakıp beni dinler misin hayatım? Efendim teyze. Bak hayatım, bütün anne babalar doğacak çocuklarının kendisine benzemesini isterler. Suzan teyzenle Avni amcan da doğacak çocuklarının kendilerine benzemesini istiyorlar. Ay nasıl istiyorlar? İkisi de çirkin. Aa, çok ayıp. Toprak hiç öyle şey söylenir mi? Bırak Eda'cığım, çocuk haklı. Avni amcası pek yakışıklı sayılmaz da ben yine de bu samimiyetini takdir ettim. Bak ne kadar dürüst, yalın, içinden geldiği gibi samimi bir şekilde söylüyor çocuk. Bırak, bırak. Yani hayatım, Suzan teyzen bu bebek resimlerine bakıyor ama bu seni beğenmediği anlamına gelmiyor. Biliyor musun, anaokula giderken Çilek'le de herkes çilli ve kızıl saçlı diye alay ederdi. Ama şimdi onunla alay eden o arkadaşları Çilek'in en yakın arkadaşları oldular. Herkes küçükken senin bu yaşadığın dönemleri yaşıyor Toprakçığım, bunları atlatıyor. Biliyor musun, çocuklar kendilerine benzemeyen çocuklarla laf ebeli yapmaktan çok hoşlanırlar. Ah Toprakçığım, ben seni çok iyi anlıyorum. Biliyor musun, küçükken aynı şeyler benim de başıma geldi. Okula gittiğim zaman arkamdan zenci zenci diye bağırırlardı. Hatta şu nefret ettiğim Arap kızı şarkısı var ya, onu da söylerlerdi. Sonra ayıptır söylemesi, araya yıllar girdi. Ben büyüdüm. Farklı da olduğum için benle dalga geçen kızların beğendiği erkekler hep benim peşimden koştular. Siz ne derseniz deyin, ben beyaz olmak istiyorum. Eğer siz bana yardım etmezseniz ben anneanneme gideceğim. Ama hayatım, bir tanem Toprakçığım, yani biz seni 10 gün çamaşır suyuna da yatırsak sen yine böyle esmer kalacaksın. Ben o kadar emin değilim. Anne, geliyor musun, gelmiyor musun? Of, tamam. Sen de inatlaşılmaz. Hadi kalk gidelim. Ay, bitiş. Annemin toprağın ne kadar üzüldüğünü görünce neler yapabileceğini tahmin edebilir misin? Evet, en az senin kadar tahmin edebiliyorum. Hadi iyi şanslar. Güle güle. Güle güle. Aa, Betüş, Dudu teyze ne yapabilir ki Allah aşkına? Söylesene bana da. Şu kadarını söyleyeyim Suzancığım. Toprakla dalga geçen bütün çocukları siyaha boyayabilir. İyi geçinmek lazım onlar o zaman. Ay aman o. Dede, anneannem nerede? Dur Toprak, dur. Bu ne telaş?
Bir merhaba de. Nasılsın dedeciğim de? Nasılsın dedeciğim? Ha şöyle. İyiyim canım. Şimdi anlat. Hemen anneannemle konuşmam lazım. Nerede? Anneannen duşta canım. Sıcak of, basmış hastaya, ne yapacağım ben şimdi? Gitti. Neyi ne yapacaksın kızım? Hiçbir şey anlamadım. Hem senin kreşte olman gerekmiyor mu? Kaçtım. Annemin yanına kafeye gittim. Eda nerede? Gökyüzünde gelirken onu dondurmak zorunda kaldım. Neden? Neden? Çünkü anneannemin beni beyazlatmasına izin vermeyecekmiş. Ne? Niye? Beyaz? Nasıl beyaz? Of dede, ayrıntıları sonra konuşuruz. Madem anneannem duşta, ben kendi işimi kendim halledeyim. Anneannemin kitaplarından bir sihir bulayım. Aa, Toprak, ne yapıyorsun sen? Şaşırdın galiba. Dur. Dur Toprak, dur. Dokunma onlara. Anneannen görürse çok kızar. Bana ne, bana ne? Eyvah, yandık. Çilek, kalk, saçmalamayın. Bu yaşta evden kaçmak olur mu? Ya evden kaçmanın yaşı mı olur? Ailesiyle geçinemeyen herkes kaçıyor. İster 7 yaşında olsun, ister daha büyük. Madem benim evde fazlalığım, gidiyorum işte. Herkes rahat etsin. Ya öğretmene ne diyeceğim? İkisi de hastalandılar da eve gittiler de. Ama eve gitmiyorsunuz. Eve gidiyoruz, bize gidiyoruz. Ama sen sakın öğretmene kanlara gidiyorlar deme. Yoksa annemleri ararlar, kaçmamın bir anlamı kalmaz. Ya ama Çilek, korkudan öleceğim. Niye korkuyorsun ki? Annenler çok üzülecekler. Bakın son derse kadar kalın. Bir daha düşünün. Kalamam. Yoksa çıkışta abimler beni bekler. Kaçamam. Ablamlarla eve gitmek zorunda kalırım. Evet, şimdi biz de onlara görünmeden gizli gizli kaçacağız. İstersen hemen evleniriz. O zaman kimse bize karışamaz. Ay o kadar da değil kan. Bizim daha büyümemiz lazım. Hem ben daha yemek pişirmeyi, ütü yapmayı bilmiyorum. Hem büyükler hayat zor diyor. Benim de senin de çalışmamız lazım. Haklısın. Ben bir kapşonumu alıp geleyim. Çilek. İyi bari evlenirken Pelli'ne güvenmiyorsun. Aslında güveniyorum. Her şeyi sihirli yaparım da kan peri olduğumu bilmiyor. Annem, babama, teyzem, enişteme nasıl davranıyorsa öyle yapıyorum. İnandırıcı oldun mu? Oldum. Yine ne fısıldaşıyorsunuz? Hiç. Buket, sen bir koridora çıkıp baksana. Cem abi hala orada mı? Ona göre gidelim. Üf, tamam bakıyorum. Hadi Çilek, sen de hazırla. Beslenmeyi de al. Sağ ol. Bir şey istiyorsan alıp getireyim. Yok, sağ olun. Çok sağ olun Cem abicim. İyi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hayret, ilk defa Çilek yoksulken bu kez seninle konuşuyor. Evet, olgun düşünmeye başladı herhalde. İnşallah Çilek'e de bulaşır da o da nerede nasıl konuşacağını öğrenir. Söyle bakayım, neden çok iyisin? Hiç, durup dururken iyiyim işte. Bana pek iyi değilmişsin gibi geldi. Sanki bir şeyden dolayı huzursuz olmuşsun, onu kapatmak için iyiyim diyormuşsun gibi. Olur mu Ceren ablacığım? Çok iyiyim. Nereye? Fotokopi odasına. Peki tamam, hadi görüşürüz. Buket, bir sorunun varsa konuşabiliriz, tamam mı? Yok bir sorunum. Sen beni merak etme. Ama sağ ol. Olursa konuşurum. Tamam, hadi iyi teneffüsler. Ah!
çabuk olun. Ablam fotokopi hazırsında, abim de kantinde. Acele etmem. Ablamı görmeden hemen gidelim. Durun, bir şey soracağım. Yarın okula gelecek misiniz? Buket. Evden kaçıyoruz. Tabii ki bir süre nerede olduğumuzun bilinmemesi için gelmeyeceğiz. Sen bize gizli gizli ödevleri, ders notlarını verirsin, tamam mı? Of! Ya Buket, üzülmem. Her şey daha güzel olacak. Hadi Çilek. Durun. Ben önden gidip etrafı kolaçan edeyim. Sizi çağırırım. Tamam. Gel gel. Sizi çok özleyeceğim. Seve seve canım arkadaşım, yardımların için sağ ol. Kendine dikkat et. Sana da sarılayım mı kan? Gel sarılalım. Tamam Buket, birisi görecek. Hadi kimse görmeden gidin. Sizi seviyorum. Biz de seni. Buket, hani sen iyiydin? Neden ağlıyorsun? Yok bir şey, ağlamıyorum. Gözüme bir şey kaçtı. Hadi, görüşürüz. Karıştırma kızım anneannenin sihir kitaplarını. Bak görecek, kızacak. Hem orada beyazlama sihiri olur muymuş canım? Saçmalama şimdi yani. Orada beyazlama sihiri yok. 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 Var işte. Bir zenci nasıl beyazlar yazıyor. Sihirli pudra diye bir şey varmış. Onu yapıp yüzüne sürüyormuşsun. Öbür beyaz çocuklara benziyormuşsun. Sihirli pudra mı? Eyvah! O sihri Eda küçükken kılık değiştirmek için yapmıştı da Periliçe ona çok kızmıştı. Sakın böyle bir şey yapma Toprak. Yapacağım. Ben de beyaz çocuklara benzeyeceğim. Güzel olacağım. Ama Toprakcığım bak şimdi. Dudu, neyse ki geldin. Hadi sen anlat Toprak'a, ben anlatamadım. Neyi anlatacağım? Toprak, sen niye benim kitaplarımı karıştırıyorsun? Beyaz bir çocuk olmak istiyorum. Efendim. Aa tamam. Tam zamanında geldi vallahi. İçeri alın lütfen. Kim geldi? Teknisyen. Şu bizim bilgisayarlara antivirüs programı yükleyecek. Aa bak isabet olmuş. Ben de bugün bir teknisyen getirecektim eve. Bir Cem bilgisayarı kitlemiş mi, bozmuş mu ne? Bir anlamıyorum yani. Bu adam bize yardımcı olabilir mi? Olur tabii canım. Şimdi söyleriz hemen. Girin. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldin dostum. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hangi bilgisayar? Yani fark etmez. Bununla da başlayabiliriz. Tamam, bununla başlayalım o zaman. Hı hı. Ne? Ben o çocuklara ne yaparım biliyor musunuz? Kimse benim torunumla alay edemez. Dudu, saçmalama. Bir anneanne olarak Toprağa bunun üzerinde durulacak bir şey olmadığını anlatacağına sen fırtınalar koparıyorsun. Koparırım tabii. Kimse benim torunumu üzemez. Yaşa anneanne. Yani şimdi beni beyazlatacak mısın? Hayır, seni beyazlatamayacağım çünkü böyle bir sihir yok. Ama diğer çocukları zenci yapacağım. Yahu Tanrı insanları bildiği gibi yaratmış. Zenci çocuklar nasıl beyazlayamıyorsa beyazlar da siyah olamaz. Nasıl yani birine yapamadığını ötekilere yapacaksın? Geçici olarak onları uykularında siyaha boyayacağım. Ve akılları başlarına gelene kadar da düzeltmeyeceğim. Cezalarını çeksinler. Ama Michael Jackson beyazlamış. Evet ama maymuna benzedi. Eski resimlerine bak. Bir de şimdikileri gör. Beyazlayacağım diye evrim geçirdi. Senin beyazlaman riskli. Ama hiç merak etme. Onlar senden özür dileyene kadar kapkara zift gibi olacaklar. Düşünebiliyor musun sarı saçlı kara kara çocuklar?
Ay çok eğlenceli, çok komik. Ev başında böyle bir anneanne olunca çocuk da sadist olur tabii. Sen böyle konuş konuş. 8 hafta sonra da böyle köpek olarak konuşursun. Hadi Toprak, şu yuvaya gidelim de seninle alay eden şu arkadaşlarını göster bakayım bana. Tamam. Aman bu Dudu'dan korkulur. 8 hafta sonra beni de zenci yaparsa yandık. Öğretmen geliyor, öğretmen geliyor. Sağ olun. Oturabilirsiniz çocuklar. Şimdi müzik defterlerinizi çıkartın çocuklar. Peki öğretmenim. Buket'cim, çilek nerede? Şey, hasta öğretmenim. Aa, nesi var? Şey, karnı ağrıyor. Eve gitti. Kaan da yok. O nerede? Onun da karnı ağrıyordu. O da eve gitti. Allah Allah, bu çok tuhaf. Acaba ikisi de aynı anda aynı şeyi yiyip midelerini mi bozdular? Hem niye bana haber vermediler? Öğretmenler odasındaydım. Bilmiyorum öğretmenim. Herhalde çok ağırdı. Hemen gittiler. Öğretmenimiz sorarsa sen söyle dediler. Şey, benim de biraz karnım ağrıyor öğretmenim. Lavaboya gidebilir miyim? Beraber çıkalım. Ben her ikisinin de ailesini arayıp bir görüşmek istiyorum. Çocuklar, siz defterlerinizi açıp çalışmaya başlayın. Ben birazdan döneceğim. Gel bakalım Buket'ciğim. Buket'ciğim, başka bir şey olmadığına eminsin değil mi? Ay, tuvalete gitmek istiyorum öğretmenim. Buket'in bu hali dersine çalışmadığında sözlüğe kalktığı gibi. Bunda kesin bir iş var. Afiyet olsun. Ay, Suzancığım, hala mı o bebek resimlerine bakıyorsun? Arkadaşım sık sık bak dedi. Ben de aklıma geldikçe bakıyorum. Hem ne kadar çok bakarsam benim çocuklarım da aynı bu bebeklere benzer. Ay, yoksa kafeye yeni müşteri geldi de ben işimi ihmal ettim de onun için sen bana öyle baktın da ben kötü duruma mı düştüm? Ay yok canım, telaşlanma, öyle bir şey yok. Zaten kafede müşteri az, ben idare ediyorum. Sen keyfine bak canım. Buyurun Betüş Kafe. Aa Özlem Hanım. Ben iyiyim, teşekkür ederim, siz? Yoo, hiç haberim yok. Aa, ben şimdi evi arar durumu öğrenirim. Size de bilgi veririm, teşekkür ederim. İyi günler. Hadise mi var? Çilek, karnım ağrıyor demiş, çantasını toplamış, teneffüste çıkmış, eve gitmiş. Ay, çok geçmiş olsun. Kaan'la çıkmışlar. Onun da karnı ağrıyormuş. Ay, zehirlenmişler mi yoksa? Bilmiyorum, şimdi öğreniriz. Ay telaş etme hayatım. Çilek yolu biliyor zaten. Hem hocası seni şimdi aradığına göre teneffüs de yeni bitmiş demektir. O eve gider zaten. O peri. Bir saniyede okuldan eve döner. Dönmediğine göre başka bir durum var demek ki. Yok, bak Firuze telefonu açmıyor. Benim hemen eve gitmem lazım Sultancığım. Bu işin altında ne var öğrenmem lazım. Ay telaş etme hayatım. Bir şey öğrenirsen bana da haber ver, olur mu? Tamam, haber veririm canım. Aa Suzan, kafe sana emanet canım. Tamam, tamam, merak etme. Hadi güle git, hadi. Şişt, anne olmak böyle bir şey. Her dakika sorun, her dakika sorun. İnşallah kötü bir şey yoktur. Sen de mi böyle yapacaksın? İdepsiz, ah. Ah, merhaba Betüş'cüm, nasılsın? İyi sayılırım Perihan teyze. Kusura bakma, seninle pek konuşamayacağım. Hemen eve gitmem lazım. Bir sorun mu var kızım? Sayılır. Ah, ben de seninle geliyorum o zaman. Peki, hadi gel. Sağ ol Firuzeciğim. Olamaz. Siz gökten indiniz. Hayır, hayır. Evet, gözlerimle gördüm. Yok Mehmet dedeciğim, bakın ben anlatayım. Abi! Her tarafım et kesmiş. Sakın kıpırdamayın bir yere. Abi!
Ah halacığım, ah halacığım ya. Bugünü mü buldun Allah? Her tarafım et kesti, kıpırdayamıyorum ki. Sen de 40 yılın başı dışarı çıktın herhalde, giremiyorsun şimdi değil mi içeri? Anahtarı unutmuşsundur. Abi! Geldim hala, geldim. Ah geldim, tamam. Geldim hala, geldim hala, geldim. Ah, ah. Allah'ım, Allah'ım. İstemiyorum çocuk, çocuk öldüm be. Geldim hala, geldim. Efendim hala. Haklıymışsın. Bunlar periymiş. Ne dedin ne? Gördüm, gördüğümü gördüler. Artık sana inanıyorum. Aman hala, artık bana inanıyorsun değil mi? Aman orada la, Allah sonunda bana inandın halacığım. Bak sen de gördün değil mi? Oh, oh. Ne yapmalıyız? Unutturma sihri yok. Kimseye bunu yapmayacağız. İçimden bir ses eve çıkana kadar zaten gördüklerini unutacak diyor. Belki de en iyisi. Çok haklısınız Mehmet Edeciğim. Eve girebilir miyiz? Bugünü de gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Peri gördüm, peri. Avni'nin yanına gidiyorum, ben de oynayacağım. Buyurun, buyurun bebeğim, buyurun. Hoş geldiniz Betiş Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır, sinirli gibisiniz, bir şey mi oldu? Yok, hiçbir şey olmadı. Aa, Çilek eve geldi mi? Yok canım, bu saatte niye gelsin? Gelmesi lazım Firuze. Gelmesi lazım çünkü Kaan'la okuldan kaçmışlar. Ne? Okuldan mı kaçmışlar? Ay bu çocuk, ben niye böyle şeyler yaparlar bilmem ki. Ben bilseydim bilseydim bir şey, okuldan bakar. Önemli bir şey yok Firuze'cim, sakin ol. Sihirli aynadan bakalım. Bence de. Firuze, biz yatak odasındayız. Birkaç yere telefon edeceğiz canım, tamam mı? Tamam, ben gelir gelmez size seslenirim. Bu çocuklar niye böyle şeyler yaparlar bilmem ki. Ne zaman akıllanacak bu çocuklar? Betüş Hanım da ne kadar rahat davranıyor. Çocuklar okuldan kaçmış. İnsan böyle sakin olabilir mi? Bazen hayret ediyorum. Abi telefon mu açsam? Bir şey. Vallahi de gördüm. Billahi de gördüm. Peri gördüm. Peri. Varmışlar. Hayır, varmışlar. Ay gözüm sağlık alacak. Vallahi de gördüm. Billahi de gördüm. Peri gördüm. Peri. Bugün bana varmışlar. Hayır, varmışlar. Ay. Belki bir haberdir, açayım mı? Aç tabii, aç hemen. Alo, Betüş Hanım'ın evi, buyurun. Firuze'cim, ben açtım canım, teşekkür ederim. Buyurun Simge Hanım. Ne? De, aman yarabbi. Firuze. Pardon Betüş Hanım, pardon. Aradığınız için çok teşekkür ediyorum Simge Hanım. Ben hemen gelir alırım şimdi onu, teşekkürler. Kim? Ne oluyor ayol? Kaan'ın annesi. Çilek onlara kaçmış. Aa. Hadi Perihan teyze, gel gidip şunu alalım. Hadi hadi, hemen gidelim kızım. Şu bücürün yaptığına bak hele. Yok bu böyle olmaz. Betüş Hanım'a söyleyeceğim, cezasız bırakmasın bu hareketini. Ağzım bir karış açık kaldı. Ne diyeceğim, şaşırdım Betüş Hanım ya. Evet Firuze'cim, aynen ben de öyle. Ama Çilek bu işte, sağ solu belli olmuyor. Sen merak etme, biz şimdi gidip onu alacağız, geleceğiz. Tamam, ben de gitmeyeceğim, eve bekleyeceğim burada. Bakalım nasıl açıklayacak durumu. Hadi hoşça kal. Yo, bu böyle devam etmez. Betüş Hanım bu seferinde de bir şey yapmazsa ben asacağım kulaklarından tavana. Biraz uzaklaşalım da öyle sihirli gidelim. Şiştiniz mi? Ay, acaba unutmuş mudur? Ama gördüğüm kadarıyla hiç de unutmuşa benzemiyor. Ben unutacağından eminim Betüş. Şimdiye kadar hiçbir şey yarım saatten fazla hatırlamadı. Hem mecbur kalmadıkça sihirli unutturmak istemiyorum. Doğru gelmiyor bana. Hadi gidelim. Vallahi de gördüm. Neydi o sarışın olanın adı? Burcu. Burcu'yu kara listeye aldık bir kere. Sonra Gökçin vardı, İknur vardı, bir de Serap. Bir de Melis vardı. Şişman olan, hani esmer olan. Tamam, onu da kara listeye aldık, göreceksin. Bak anneannen hepsini uykusunda zift karası yapacak. Değil mi?
Sağ olan anne, sen bir taneciksin. Tabii bir taneciyim ya. Oo, kimleri görüyorum? Nereye böyle? Çok acelemiz var anne, sonra anlatırım. Asıl sen nereye? Toprakla kreş vaktinde. Acil bir durum vardı. Sonra anlatırım. Önemli değil. Gidelim. Bir yere gidemezsin Dudu. Betüş'cüm, sen çileyi almaya yalnız gider misin? İçimden bir ses Dudu'nun peşinden koş diyor. Aynı ses bana da aynı şeyi söylüyor Perihan teyze. Ben yalnız giderim, sen merak etme. Hadi bakalım Dudu, doğru şatoya. Of. Oh be, yaşa Perihan. Ben de sana seslenmenin yollarını arıyordum. Ne oldu Taceddin? Birincisi, toprak Eda'yı gökyüzünde dondurmuş. Ne? İkincisi, sanırım Dudu toprağın kreş arkadaşlarını zenci yaptı. Henüz değil ama kara listem tamam. Dudu, hemen şimdi neler karıştırdığını bilmek istiyorum. Şimdi! Buyurun kardeşim, gelin şöyle. Biz geldik Firuzeciğim. Ah, hoş geldiniz Sadık Bey, neler oldu bir bizde? Ne oldu? arkadaş laptopa bakmaya geldi. Cem'in odasını gösterip hemen geliyorum, tamam mı? Buyurun şöyle geçin, şöyle. Aman halacı, bugün bayram, bugün bayram. Buralarıma ağrı girdi. Oturacağım acık şöyle. Aman otur halacım, otur. Ben oturmayacağım halacım. Ben oturmayacağım. Ben oynayacağım, sabaha kadar oynayacağım halacım. Bugün benim için bayram. Her tarafım et kesti ama yine de oynayacağım. Halacım, bugün bana bayram. Sen perileri gördün ya, başka bir şey istemiyorum. Oh. Anne. Ah, bu ne hal? Suzan, hoş geldin Suzan. Suzan sana bir sürpriz. Şimdi halam sana bir şey anlatacak, gel gel. Bu anlatacağı şeylerde benim hiçbir katkım yoktu. İnan, hiçbir şeyi ben söylemedim. Hepsini kendi gördü. Sor bakalım bugün kimleri nasıl görmüş diye. Halacığım, hadi sen de anlat şu perilerle ilgili bir şey anlatacaktın ya Suzan'a. Ay gene peri diyor. E hadi anlatsana halacığım. Neyi? Hala şakanın sırası değil Allah aşkına. Ne şakası? Hala, delirtme beni hala. Yani sen perileri gördün ya, hatta onların yanındaydın ya. Betüş peri, Perihan peri. Onlara şahit olduğunda bana seslendin. Sonra bir baktım sen perileri gördüğünü, ben de gördüm. Eğlendik bugün bayram diye, dans ediyorduk ya, göbek atıyorduk. Sen perileri gördüm diye göbek atıyordun. Yarım saattir oynuyorduk, daha yeni bir yerlerin ağrısı da oturdun halacığım. Bir yerim ağrımıyor benim. Peri veri görmedim. Ama hala. Ama avni. Ama Suzan, gerçek bu. Gerçekten böyle gördü. Ama şimdi gördüğünü unuttu ya da unutmuş gibi yapıyor. Çıldırtacak bu kadın. Ama gerçekten, yani gördü ikisinin... Ay avni yeter. Benim tepemin tasını attırma gene peri peri diye. Yürü hadi git, egzersize gidiyoruz. Ama ben çok yorgunum. Konuşma ya. Hadi gidiyoruz, çıkıyoruz hadi. Yapma Suzan. Hala yaktın beni, hala yaktın beni. Konuşma, ben yapacağım. Aman ben ya. Bir gün cici annem demişti ki, günün birinde bir peri, melek falan görürsen sakın kimselere söyleme. Sihri kaçarmış. Söylemez de gördüklerini kendine saklarsan eğer, o periler, o melekler seni ebediyen korurmuş. Ben salak mıyım Suzan'a söyleyeyim? Peri gördüm, peri! Varmışlar, ay oğlu varmışlar. Peri gördüm, peri! Varmışlar, ay oğlu varmışlar. Ay, sana inanamıyorum Dudu. Demek ben gelmeseydim toprağım bütün... Hak etmişlerdi ama. Evet, hak ettiler. Güzel torunum, küçük kömürüm, sen anneannenin aklına uyma. Bu fikirler iyi fikirler değil. İntikam güzel bir şey değil. Alay ettiler benimle. Çirkin dediler, kara dediler, güldüler bana. Bırak gülsünler Toprakcığım. Bunda alınacak, gücenecek bir şey yok ki.
Ama Perihan teyze, ben kendimi çok kötü hissettim. İşte hayatım, asıl sorun bu. Kendini kötü hissetmen. Toprakçığım, ister güzel ol, ister çirkin ol, ister böyle uzun ol, ister kısa ol, ister şişman ol, ister zayıf ol, ister böyle siyah ol, ister böyle beyaz ol. İnsan insanın kalbini kırmak isterse binlerce şey bulur. Bu yüreği fakir olan insanların bazı insanları üzmek için bazen bilerek bazen de bilmeyerek yaptıkları laf oyunudur. Önemli olan nedir biliyor musun çocuğum? Nedir? Bütün bunlara hiç aldırmamak, kendine güvenmek, kendine barışık olmak, kendini sevmek. Sen kendini seviyor musun? Seviyorum. Ama demek yeteri kadar sevmiyorsun ki bu laflara çok üzülmüşsün. Bir daha sor bakalım kendine. Sen kendini seviyor musun? Onlara benzeseydim belki de daha çok severdim. O zaman şimdi beni çok iyi dinle. Hayatta iz bırakan insanlar daima sıra dışı olan insanlardır. En çok hatırladıklarımız ya bize çok benzemeyen ya da bizim yapamadıklarımızı başarmış olanlardır. Şimdi benim ilkokuldayken bir peri arkadaşım vardı, böyle aynı sırada oturuyorduk. Öyle şişman bir kızdı ki bak aradan yüzyıllar geçti, onu hala hatırlıyorum biliyor musun? Çünkü hiçbirimize benzemiyordu. Ayrıca fiziksel şeyler önemsizdir çocuğum. İleride yaşlanırsın, güzelliğin yok olur gider. Ne bileyim bir kaza geçirirsin, yüzünde öyle bir iz olur ki güzelliğin gene kaybolur. Kaybolmayan tek şey nedir biliyor musun? Kişilik. Sadece senin kişiliğine özgü şeyler. İnsanı güzel yapan odur. Eğer güzel bir kişiliğe sahipsen bu senin her şeyine yansır ya. Bak böyle bakışına, gülüşüne, yürüyüşüne, konuşmana, konuşurken seçtiğin kelimelere, yaptıklarına, yapacaklarına, saçlarını toplama biçimine, yatakta yatış şekline bile yansır. Bak bir tanem, şimdi söyleyeceklerimi sakın unutma. Sen İyi bir karaktere sahip ol yeter. Tamam mı çocuğum? Kendini sev. Çünkü eğer özel bir karaktere sahip olursan bütün güzel kadınlardan daha çok fark edilirsin. Bir gün bu seninle alay eden arkadaşlarınla büyüyeceksiniz. Yine bir yerlerde karşılaşacaksınız. O zaman birbirinizle konuşacak çok şeyiniz olacak ya da bir bakışla birbirinize çok şey anlatacaksınız. Tamam mı? Anlaştık mı bir tane? Aferin benim bir tane. Ya inanamıyorum, niye böyle bir şey yapmış bu kız? Bilmem, ben gelince öğreneceğiz herhalde. Dur dur, ben bakarım, inşallah çilektir. Baba, sana bir şey söyleyeceğiz. Çilek okulda yok, servis de gelmedi. Bütün okul boşaldı ama çileği göremedik. Sonra buket sıkıştırdık. Dedi ki... Kaanlara kaçmış. Aa, sen nereden biliyorsun baba? Nereden mi biliyorum? Kaan'ın annesi Betüş'ü aramış, Betüş de çileği almaya gitti. Yani niye böyle, nasıl böyle bir şey yaptı ben gerçekten anlayamıyorum. Bizim yüzümüzden. Kahvaltıda onu tersledim diye kızmış. Ben de onu odamda istemiyorum diye bozulmuş. Pembe kapşonumu ona vermedim. O da evde beni sevmiyorlar demiş. O yüzden Kaan'lara kaçmış. Şimdi anlaşıldı. Anlaşılan çilek gerçekten bu sefer çok üzülmüş. Bakın çocuklar, bazen kardeşler aralarında kavga ederler. O çok küçük, çok hassas çocuklar. Yani görünen o ki ona karşı sevgi göstermenize ihtiyacı var. Fark ettik baba. Biz de çileğin üzülmesini istemiyoruz. Onunla konuşacağız. Seni çok seviyoruz diyeceğiz. Aferin çocuklar. Çok teşekkür ederim. Sağlık Bey.
Laptopa baktım. Formatlanacak kadar ciddi bir sorun yok. Yalnız oğlunuz bazı zararlı sitelere girmiş. O yüzden virüs bulaşmış. Virüsleri temizledim. Sorun kalmadı ama bundan sonra biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Ne gibi siteler bunlar Cem? Şey baba böyle. Matematik dersiyle ilgilenmediğin belli oluyor. Şey daha çok gençlerin, yeni yeni delikanlı olanların ilgilendikleri siteler bunlar. Kötüleri değil ama. Oğlunuza kızmayın. Gene de biraz daha dikkatli olsan iyi olur arkadaş. Sağ ol. Ben gideyim artık. Şey yalnız bir dakika. Ne kadar size borcumuz? Küçük bir şey. Sorun değil. Sizin şirketle çalışıyorum zaten. Peki. Hoşça kalın. İyi günler. Buyurun. Evet Cem Bey, bir açıklama bekliyorum. Ya vallahi kötü bir site değil. İstersen gel çıkıp bakalım. Yani böyle lise yıllarındaki erkeklerin kızlara nasıl davranması gerektiğini yazıyor. Resim falan da yok, sırf yazı. Yani eğitici, öğretici bir site. Bak oğlum, bu senin hayatın. Yani merak ettiğin konularda kaynaklarını seçmekte özgürsün. Ben sadece zamanını, senin aklını karıştıracak saçma sapan şeylerle geçirmeni istemiyorum. Biliyorum. O zaman daha fazla konuşmayalım. Yalnız laptopun çökerse bunun nedenini bize hemen söyleyeceksin, tamam mı? Bir daha laptop olmayacak ki baba. Ben onu bugün geri alacağım. Madem ders çalışmak için onu kullanmıyor, ben kullanırım daha iyi. Aman çocuklar, bakın kavgaya başlamayın yine, tamam mı? Evet, işte kaçak gelin geldi. Kızım. Baba, bir dakika. Önce hepinize bir şey söyleyeceğim. Herkes doğruyu söylesin. Beni seviyorsanız içeriye gireceğim. Yoksa anneanneme gideceğim. Tabii ki seni seviyoruz. Hem de çok seviyoruz. Aynı odada kalacak kadar mı abla? Evet Çilek, saçmalama. Tabii ki o kadar çok. Abi, bundan sonra laflarımı dinleyecek misin? Hangi konuda konuşursan konuş, seni dinleme sabrını göstereceğim. Sözümü kesmek, terslemek yok. Denerim. Tamam o zaman, anlaştık. Thank you.